Türkiye'nin bir durmayanın göle girmesi mümkün değildi. Sular 5 metre derinliğe kadar gitmekteydi. Şimdi ise Eğirdir Gölü'nde su seviyesi giderek azalmakta. Şu anki su kotu bir damla dahi su alınmasına izin vermeyecek duruma düştü yasal durumda. Ve giderek çekilmenin olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin en büyük doğal göllerinden olan ve içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü'nde yasallara göre su seviyesinin 914.70'in altına düşmesi sonucunda bir damla dahi su alınmaması gerekiyor. Bu anki seviye ise 914.70'in aşağı yukarı 5 santimetre daha altında. Eğirdir Gölü kurumakta. Eğirdir Gölü alarm vermekte. Eğirdir Gölü'nün su kotunun 914.70'e düşmesi durumunda gölden yasalara göre bir damla dahi su alınmaması gerekiyor. Bugünkü bulunduğumuz durumda bu seviye 5 santim daha aşağıya düşmüştür. Ama çevredeki tarım için yine içme suyu kaynakları için mutlak surette gölden su alınması gerekmektedir. Eğirdir Gölü şu an için çok kritik ve tehlikeli bir aşamaya gelmiştir. Gölde buharlaşma giderek artmaktadır. Buharlaşmanın artmasıyla birlikte sıcaklık daha çok kendisini hissettirmektedir. Yine aynı zamanda yeraltı sularının azalmasıyla birlikte kuyularda su bulunmamaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimde tehlikeye girmiştir. Zaten su ürünleri üretimi nedeniyle de tehlike söz konusudur. Daha önce şu gördüğümüz alanların bulunduğu yerler tamamen sularla kaplıydı. Aşağı yukarı 5 metrelik bir kot seviyesi farkı var. Ve bir an önce bilinen önlemlerin alınması gerekiyor. Su hasatının yapılması gerekiyor. Bunun başında yağmur suyu gelmekte. Diğer bir önemli hususlardan bir tanesi ise suların arıtarak tekrar kullanılması. Bu seviyeye gelen sular tehlike arz etmektedir. Çünkü dip sularıdır. Bulaşıcı hastalıklara neden olmaktadır. İnsan sağlığı açısından, diğer canlıların sağlığı açısından alarm seviyesindedir. Hem göl hem kirlilik açısından alarm seviyesinde, hem de su kotunun düşmesi açısından alarm seviyesindedir. Göller bölgesindeki ve Beyşehir Gölü'ndeki su seviyelerinin giderek azalması ve bir damla dahi su verilmemesi gereken kot seviyesine düşmesi, ki biz bu noktayı bilimsel olarak kabul etmiyoruz. Örneğin Eğirdir ve Beyşehir Gölleri özel hükümler doğrultusunda korunmaktadır ki bu yasa çıkarıldığı zaman 10 sene önce şunu belirtmiştik. Eğer siz Eğirdir Gölü için 914.74'ü kritik seviye olarak belirlerseniz bu gölün şimdiden ölüm fermanını hazırlamak anlamına gelecektir demiştik. Ki bugün gelinen nokta o durumdadır. Ağustos ayının başındayız. Bir damla dahi su alınamaz hale gelinmiştir. Tarımcılar, elma yetiştiricileri, diğer üreticilerimiz, hayvan yetiştiricileri hepsi telaş içindedir. Hepsi isyan halindedir. Çünkü suya olan gereksinim giderek artmaktadır. Su alamamaktadırlar, üretim yapamamaktadırlar ve aynı zamanda kuyularda bir damla dahi su yoktur. Bunun sonuçları yeraltı sularının da giderek azaldığını göstermektedir. Eğirdir ve Beyşehir gölleri ülkemizin en büyük doğal tatlı su kaynağıdır. Bu göllerimiz aynı zamanda stratejik öneme sahip olup içme suyu ve kullanma suyu olarak değerlendirilmektedir. Yasalarla bu göllerin korunması ile ilgili uzun yıllarca çeşitli yasa ve yönetmelikler çıkarılmasına rağmen göllerde aşırı su kaybı, aşırı su kullanımından kaynaklanan göl seviyesindeki azalmalar giderek artmaktadır. Son yıllarda çıkarılan özel hükümler doğrultusunda Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesinin 914.74'ün altına düşmesi halinde bir damla dahi su alınmaması gerektiği bildirilmektedir. Yine aynı şekilde Beyşehir Gölü'nde ise bu seviyenin 1120.40 metre kot seviyesinin altına düştüğü zaman da aynı şekilde Beyşehir Gölü'nden de bir damla dahi su alınmaması gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda bu bir damla dahi su alınmaması gereken kot seviyesi her iki gölde belirtilen miktarların altına düşmüştür. Bu rakam bugün 914.70'in altına düşmüştür Eğirdir Gölü'nde. Yine Beyşehir Gölü'nde ise 1120'nin altına düşen değerlerde olduğu belirtilmektedir. Gerek Beyşehir gerek Eğirdir Gölü havzasında tarımsal ürünlerin kalite ve verimlerinde çok şiddetli bir şekilde düşüş söz konusudur. Hastalıklara karşı direnç
giderek azalmıştır ve yetiştiricilikte hastalıklarla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır ürün kalitesinde. Bunun yanı sıra göllerdeki en büyük tehlike ise bu kritik seviyeye gelmesi, yani başka bir deyişle giderek su kotunun düşmesi, dip sularının oluşması hem sağlık açısından tehlikelidir hem de suların aşırı bir şekilde buharlaşmasına neden olmaktadır. Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü'nde her gün neredeyse 1-2 santimlik çekilme vardır. Bu şiddetli bir şekilde buharlaşmanın sonucudur. Su seviyesinin azalmasının sonucudur. Su seviyesi azaldıkça buharlaşma oranı giderek artmaktadır. Baktığımız zaman yörede üretimle ilgili hala ayçiçek yetiştiriciliği teşvik edilmektedir. Yine sulak ürünlerin üretimiyle ilgili teşvikler söz konusudur ki bu tamamen yanlıştır. Bugün geldiğimiz noktada çevredeki üreticilerin suya ulaşamamakta çok büyük sorunları söz konusudur. Hatta birçok köyümüzde, birçok yerimizde ise insanlar içme suyu kaynağını bulamama durumuna gelmişlerdir. Mutlak suretle göllerin biyolojik olarak su seviyelerinin, kotlarının ayarlanması gerekiyor. Yörede iklimimize göre tarımın mutlak suretle düzenlenmesi gerekiyor. Su kullanımının popülist ve politik yaklaşımlar yerine bilimsel yöntemlerle yapılması gerekiyor. Yıllardır belirttiğimiz bir nokta var. İklimimiz neyse tarımımız da, kentlerimiz de, şehirlerimiz de ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Yağmur suyunun hasadının mutlaka yapılması gerekiyor. Açık yöntemlerle suyun taşınması, her tarafa gölet yapılmasından vazgeçilmesi gerekiyor. Suyun korunması gerekiyor. Suyun tekrar arıtılarak tekrar kullanılması zorunluluğu geldi de geçiyor bile. O nedenle biz gri su kullanımı ve yağmur suyu hasatını mutlak suretle yerine getirmemiz gerekiyor ve suyu çok iyi yönetmemiz gerekiyor.